Neydi? Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu ama soldan sağa 4 harfli. Yani aşk olmuyor mesela. Ay ne acaba bu? Sevi, sevi, aşk gibi. Dur bakayım. Sevi. Ay vallahi oldu. Aşk olsun sizde. Maşallah her şeye hakimsiniz Sevfik Usta. Sevgiyi bilmez miyim ya? Ay Fidan. Ay kızım sen niye kalktın? Söyleseydin ben yapardım çocuğum ya. Olsun Ayten abla, yat yat vallahi. Sıkıldım. Alışkın olduğum bir şey değil, elim oyalansın. Ay kızım sen asıl onu bana sor. Ya ben burada yapışmış kalmışım bu koltuğa ya. Vallahi buradan beni ameliyatla sökecekler diye çok korkuyorum. Ay Tevfik Usta, aşk olsun. Söylesene bana, ben seni dışarı çıkarırım. Sahi mi söylüyorsun? Herhalde aşk olsun, çıkarırım tabii ya. Çıkarız şöyle sahile ineriz. Bir deniz havası alırız. Ha? Tamam, yani o zaman şey yapalım. Şeyde gelsin mi? Fidan, sen de gel bak, hem iyi gelir. Ha? Senin de havan değişir. Ben dikişliyim. Ben, acı var bende. Hı. Siz baş başa gidin, alın havanızı. Ne var ki bunda? Doğal sonuçta baş başa yani. Hı. Tamam, tamam, tamam. Tamam o zaman. Dönüşte bizim veletleri de alırız kreşten. Ay harika. Bence 10 numara bir program oldu bu. Tamam ben gideyim o zaman. Bir rahat giydiğiniz palto var, dolaptan onu çıkartayım. Hadi. Hadi geliyorum şimdi. Hadi bakalım. Filan, niye geliyorsun? Hiç. Tevfik amca, hiç. Bak, Ayten Hanım benim arkadaşım. Tamam mı? Yani aklına başka bir şey getirme. Gelmez. Ha. Hiç. Niye gelsin ki canım? Baş başa çıkmakta ne var? Siz baş başa gidin. Ben de sandalyenizi hazırlayayım sizin Tevfik amca. Hani Ayten ablayla... Tamam. Tamam. Şöyle vereyim ben sana. Şimdi Ayten abla gitti, sen gelir ama birazdan. Bak bak. Yok, Tevfik amca hiçbir şey demek. Üşümediniz değil mi Tevfik yok, usta? Yok, iyiyim ben. Siz? Ay yok yok, ben de üşümedim. Yani hava öyle çok iyi değil de olsun, çıktık dışarıya, bir iyi oldu. Bak görüyor musun, bak. Bak, hale bak. Onca yıllık emeğim bak ne hale geldi, bak. Şuraya bak Allah aşkına, görüyor musun? Gördüm, gördüm. Görmez miyim? Vallahi içim parçalanıyor. Parçalanmaz mı ya? Hiç yani onca yılın emeği insan özler. Özlemez olur muyum ya? Hem mutfağı, hem lokantayı, hem yemek yapmayı. Gidelim buradan hadi. Tamam, moralini bozma sen. Gidelim. Sen yok, şimdi çayın yanına ne yiyeceğiz onu düşün ya. Of tamam. Bak çıktık, oh mis mis. Bak, görüyor musun Ayten Hanım? Oh. Bize o kapları kakalayan herif bak, ortalıkta yok. Ya bizi, kazıkladı bizi, tüydü gitti. Ay hiç sorma Tevfik Usta ya, yemin ederim ciğerime oturdu. Vallahi bile. Senin mi benim mi ha? Hayır bir de ben o gün böyle pat diye geldim, işe dahil oldum. Böyle sanki kendimi gaza getirmiş gibi hissettim. Yok ya yok, Allah'ını seversen benim kazıklanasım varmış. Ayol, hayat bize ne zaman kazık atmadı ki, boş ver. Vallahi benim bildiğim şu, yani hayatta bildiğin işi yapacaksın, değil mi? Ama elim ayağım tutacaktı ki, girecektim bir lokantaya aşçı olarak. 3-5 kuruş kazanacağım. Yasemin'e de bir yardımım olurdu. Yine yapabilirsin Tevfik Usta. Ya dalga geçme oğlum Sebeş'le ya. Ayten ben ekmek kesemiyorum ya. Ben ne güne duruyorum Tevfik Usta? Nasıl yani? Sen bana tarif edersin. Evet. Ben de yaparım. Ya bir tane çizgi film vardı. Fare çocuğa yemek yaptırıyordu. Onun gibi işte. Yani fare ben mi oluyorum bu durumda? Öyle mi? Ya ben de çocuk mu oluyorum aşk olsun? Ay ben mantık olarak dedim. Peki diyelim ki bu oldu yani. Hı. Yani bir işe ikimiz mi gireceğiz? Ya mutfağa sığmayız be ya. Almazlar bizi Allah. Hayır Tevfik ustacığım. Ne? Biz evde yapacağız. Sonra da oturup yiyeceğiz. Öyle mi? Hayır ya, aşk olsun öyle demiyorum. Ne diyorsun? Evde yapacağız tamam mı, sipariş usulü. Sonra satacağız. Dur hatta sana kart bastıralım. Tevfik Usta'nın meşhur ev yemekleri. Nasıl? Kime satacağız? O gün ev yemeği yapmaya üşenen ev hanımlarına. Ne bileyim böyle kabul günü, doğum günü falan böyle kalabalık misafir ağırlayacak hanımlara. Böyle ev yemeği özlemiş bekarlara, öğrencilere falan, ne dersiniz? Olur mu be? Ha?
Ay niye olmasın? Ne bileyim, olur mu ya? Bilemiyorum işte. Tamam bak, siz tarif edersiniz. Ben yaparım, tamam mı? Sinan Bey de dağıtıma çıkar. Ha, Sinan da var değil mi? Tamam be, tamam. Olur vallahi. Ay çok heyecanlandım ya. Vallahi ben de, ben de heyecanlandım. Sağ solu duyurma işi bende. Ay biliyorsunuz benim çevrem geniş. Ben şimdi herkese haber salarım, hiç merak etmeyin. Tamam, tamam da bir mesele daha var. Ya bu alışveriş lazım. Yani bayağı malzeme almamız lazım Ayten Hanım. Yani Allah seni inandırsın. Bende zırnık yok. Olsun Tevfik Usta, ben onu düşündüm. Hallederiz, sen rahat ol. Günün sonunda ortak değil miyiz ya? Ama olmaz artık ya sen. Yani. Ama boş ver, boş ver. Bir dakika, saat kaç oldu bu arada? Bilmiyorum. Geç kaldık. Çocukları alacağız dedi ki çıkacaklar. Hadi, hadi. Çocuğum bakar mısın? Kim bu ya? Merhaba Fidan. Müsait miydin? Müsaitim. De Yasemin yok ama. Yok, ben zaten seninle konuşmak istedim. Tamam, buyur gel. Sağ ol. Bir şey içer misin? Hayır, sadece bir şey konuşup gideceğim. Buyur böyle. Geldim. Fidan, sana bir şey soracağım. Ama ne olur doğruyu söyle. Ne oldu? Halil. Ne yaptı size? Bak, yüzünden belli. Bir şey yapmış işte. Ama ne yaptı öğrenmem gerek. Bak, polis olarak falan sormuyorum ha. Açığa alındım ben. Polis değilim artık. Sorguda falan değilsin yani. Niye öğrenmek istiyorsun o zaman? Kuzenim de. Ayrıca Yasemin. Yasemin'i çok seviyorum ben. Biliyorum. Atlatamayacağım bu olayı. Ama yine de öğrenmek istiyorum. Bilmem gerek. Halil, ne yaptı size de öldürdünüz bu çocuğu? Hoş geldin. Ben yemeğe bakayım. Tuvalete gideyim sen o zaman. Sen de tuvalete git Sinan abi. Toprak. Ben de gideyim. Toprak, gitme ne olur. Ya senin zaten gelmemem gerekiyordu buraya da. Dedim belki. Belki ne? Belki içimi rahatlatacak bir şey. Tutunacak bir dal. Belki birisi bana bir şey anlatır. Dedim ama... anlatmayacağınızı tahmin ettim. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Yasemin. Rengin olmasa... rengin olmasa her şeyi anlatırdım Fidan. Ben onu çok seviyorum. Biliyorum güzelim. Biliyorum. Sakin. Tamam. Şşş.